Şimdi burada biraz önce yol verme hadisesini biz teknik olarak inceledik ama burada bir kez daha neymiş yol verme? Durma anından itibaren istenen hıza mümkün en yüksek yol alma momentini üreterek dolayısıyla en hızlı bir şekilde ulaşma hadisesine biz ne diyoruz? Açığa çıkmadan hızlanma olayına yol verme diyormuşuz. Eşdeğer değeri biraz önce zaten inceledik. Şebeke tarafından görülen empedans, R üssü bölü S ifadesinden dolayı kaymaya bağlı. Bu ifade içerisinde ve S eşittir 1 yol alanında kayma S eşittir 1 değerini aldığı zaman bu ifademiz ise R üssü bölü S ifadesi de yani R2 bölü S ifadesi en küçük değerini alıyor. Ve bunun sonucunda işte biraz önce bahsettik 4-6 katı kadar bir ne çekiyormuş? Akım yol verme akımı Vs bölü Z eşdeğer. Bu Vs bölü Z eşdeğerden içerisinde ne var? R2 bölü S var. Bu neye benziyor? Aslında ta dersin başında size anlatmış olduğum sekonderi kısa devredilmiş bir transformatöre. Oradaki bizim trafo eşdeğerimizde sekonderin kısa devredilmiş olduğu yapıya benziyordu. Burada yol verme akımının doğrudan şebekeden çekilmesine genelde izin verilmiyor. Eğer motorunuz 5 HP'den daha büyükse yönetmeliklerce bu yol alma akımını sınırlamanız gerekiyor. İşte baktığımız zaman yine yol alma akımının bakın makinenin hızlanırken çekmiş olduğu akıma bakın bir yol alma esnasında hızın ilk değerlerinde bir maksimum değere geliyor. Sonra yavaş yavaş hızlanıyor. Ve bu hızlanma da hızlanmanın şu karakteristiğindeki eğim de ne değil arkadaşlar? Aynı şuradaki eğim tamamen birebir şu noktaya kadar aynı değil. Hızın sabit olduğu noktaya kadar değişiyor. Ve şu noktadan sonra tekrardan bizim yol verme akımımız hızlı bir şekilde düşüyor. Haklısınız. Şu noktadan sonra hızlı bir şekilde yol verme akımımız düşüyor ve hızda da sürekli durum değerimize ne yapmış oluyoruz? Makinamızın ulaşmış oluyoruz. Biraz önce bahsettik dersin son anlarında yol vermenin şebeke ve motor olmak üzere iki tane etkisi var dedik. Şebekeye olan etkisini anlattık. Çok fazla akım çekiyorlar. Birden fazla motorun fabrika örneğini verdik. Aynı anda devreye girmesi sonucunda bizim hattımızda daha doğrusu işte fabrikayı besleyen kısımda gerilimlerde çok büyük gerilim düşümleri oluşuyor. Eğer atarati büyük yani yük artı atarati büyük makinelerde yol verme süresi uzadığı için bu gerilim düşümleri sonucunda bakıyorsunuz ki motor yol alamayabiliyor. Motor etkisine geldiğimiz zaman yol alma akımının yüksek olması motor sargılarında çekilen şu akımın karesi yol verme akımının karesinden dolayı bakır kayıplarını ne yapıyor? Oldukça artırabiliyor. Yol alma süresi uzadıkça bu bahsetmiş olduğumuz bakır kayıpları artıyor. Bunun sonucunda sargılarımız ısınıyor. İşte motor sargılarındaki bu ısınma öyle bir hale gelebiliyor ki bakıyorsunuz doğrudan doğruya izolasyonunun, motorun izolasyonunun bozulma noktasına gidebiliyor. Biz pratik hayatta ne demiştik? Nasıl bozuluyordu? Hangi durumda? %10'u. Neyin %10'uydu onurcu? Isının. Değil mi? Evet. Yani bizim standartlarla belirlemiş olduğumuz değerin yaklaşık %10'la çıktığımız anda üzerine sargı izolasyonumuzun bozulduğunu kabul ediyorum. İşte yol alma akımı statora bağlanmış bir ön direnç veya rotor sargısına bağlanarak yol verme akımı işte gerilim bölü bizim mevcut bahsetmiş olduğumuz makinenin işte toplam eşdeğer empedansı bir ön direnç getirip bağlıyorsunuz. Bağladığınız zaman
şuradaki bizim empedansımızın değeri artmış oluyor. Dolayısıyla akım değerimiz ne oluyor? Düşmüş oluyor. Burada yine RK ve XK makineye bağlı sabitler olduğu için yol verme akımı neyin bir fonksiyonu? Gelin bağlamış ön direnç ve yol verme direncimizin bir fonksiyonu şeklinde yazılabiliyor. Yol verme akımı biraz önceki ifadede gördük vesile doğru. Ben bunları şu iki parametreyi RV ve RY arttırdığım zaman da bu akım azaldığı için bu parametrelerle de ters orantılı. Ve bu parametrelerde ben istediğim değerler içerisinde yol verme akımını tutabiliyorum. Peki hemen bir soru. Yani bu şekilde direnç bağlayarak bir sisteme yol vermek doğru bir yöntem mi arkadaşlar? Koç'un bir arkadaşımıza soralım. Tabii hocam. Halil Karadağ. Hanımcığım, niçin böyle bir yöntem pek doğru değil günümüzde? Yani rotor devresine direnç ekleyerek veyahut da statoru ön direnç bağlayarak bir asenkron motora yol verme niçin doğru bir yöntem değil? Biraz araştırmam lazım. Başka fikir olan var mı? Hadi bunu bir 4 artı daha verelim mi? Evet. Murat 4 artıyı aldı. Arkadaşlar, direnç bağlanarak yapılan işlemlerin tamamı sizin şebekeden daha fazla güç çekmenize neden olur. Bunun için de şu anda günümüzde pek kullanılan bir yöntem zorda kalmadıkça kullanmıyoruz. Anlaşıldı mı? Peki. Diğer yöntemlerde de yol alma süresi her halükarda artabiliyor. Çünkü ne yapıyorsunuz? Yumuşak yol vericilerde statü uygulamış olduğunuz gerilimi yavaş yavaş artırıyorsunuz bir inverter vasıtasıyla. Peki. İşte yol vermenin meydana getirmiş olduğu bu zararlı etkiyi azaltmak için çeşitli yöntemler kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi direkt yol verme. Gücü biraz önce söyledik. 5 HP'ye kadar olan motorlara doğrudan yol verebiliyorsunuz. Ek bir tedbir almanıza gerek yok. Bunlar şebekeden yol alma esnasında çok büyük yakım çekmedikleri için gerilim düşümüne de neden olmayacağı kabul ediliyor. Ve yine ısı artışı da sargılarda çok önemli boyutlarda değil. İşte bir asenkron motor için doğrudan yol verme mekanizması. Bunu biz sistemlerimizde kullanıyoruz doğrudan doğruya. Normalde bir tane başlat butonumuz var, kontaktörü. Bu başlat butonuna bastığımız anda şebekenin tüm gerilimi doğrudan doğruya bizim şu kontaktörlerimizin bobinlere enerjileniyor ve bunun sonucunda asenkron motorumuz ne yapıyor? Yol almış oluyor. Şu gösterilen şekil Amerikan sistemindeki termik aşırı akım rölesi. Şunlar da bizim sigortalarımız. İşte biraz önce bahsettik. M1, M2 ve M3 kontaklarımız. M enerjilendiği zaman bu kontakları kapatıyor. Asenkron motora bu şekilde güç uygulanıyor. Ve böylece M kontağı, M4 kontağı da kapanıp kontak üzerinden akmasını sağlıyor. Yani bir mühürleme işlemi yapmış oluyor. Biraz önce bahsettiğimiz F1, F2 ve F3 kısa devre koruma için kullanılan sigortalar ve motor yol alma sırasında bu sigortalar açmamalı. Ve seçimi de buna göre özel yapılmalı. Ve nominal yük yakımının birkaç kat daha büyük akımlarda
açmayacak şekilde bu sigortaları seçmek zorundasınız. Sürekli kullanılır Mehmetciğim. Burada aşırı yük korumasında yine termik aşırı akım böyle kontağımız devreye giriyor. Termiğin çalışma şeklinde aşırı ısındığı zaman buradaki zamanla geçen akımla ısınıyor kontak. Kontaklar ısındığı zaman ne yapıyor? Çekiyor ve kapatıyor. Devreyi açıyor daha doğrusu. Bunlar da termik röle ve termik röle biraz önce bahsettiğimiz kontaklarından oluşuyor. Normalde termik rölelerin kontakları kapalı. Sıcaklık yükseldiği zaman bu kontaklar ne yapıyor? Açarak devreyi tahrip olmaktan, motorumuzun sağlığına zarar görmesini engellemiş oluyor. Şuraya geçeceğim. Şu görmüş olduğunuz kumanda elemanları, şunlar Türk Standartları Enstitüsü'nde gösterilen işte start butonumuz, stop butonu. Dikkat ederseniz bizimkiler DIN normu, yani Alman normuna benziyor. Burada çift yollu buton, işte kumanda kontaktör bobini, yardımcı kontaktör bobinlerimiz. Dikkat ederseniz bizim gösterimimiz doğrudan doğruya DIN normuyla, yani Alman normuyla doğrudan doğruya uyum içerisinde. Bazıları farklı tabii. Ama artık Türkiye'de bu konuda kendi standartlarını oluşturmuş durumda, oluşturmak zorunda zaten. Yine bu normalde kapalı, normalde açık kontaklarımız ve diğer bizim kumanda devre elemanlarının tamamının bizim hem TSE hem de Alman. Bizim için önemli olan iki tane. Amerikan ve Rus'u pek fazla zaten şey yapmıyoruz ama bundan sonra özellikle tabii kurulan bir santralle ilgili olarak, nükleer santralle ilgili belki Rus normlarını da öğrenmek durumunda belki de kalacağız yani. İşte doğrudan yol vermede şu görmüş olduğunuz anahtarlarımızı kapattığımız zaman asenkron makine direkt şebekeye bağlanabiliyor. Sincap kafesli motorlar. Çünkü bilezikli motorları küçük güçlerde arkadaşlar piyasada hiç göremezsiniz. Şunu söyleyeyim, artık daha eski standart rakamlar da yok. Yüksek güçlerde de sincap kafesli asenkron makineler üretiliyor. Çünkü önceden bilezikli üretilme nedeni yol verme işleminde, ağır yük altında yol verme işleminde rotor devresine direnç bağlanarak yol veriyorlardı. Ve yağın içerisinde soğutma amaçlı. Şimdi artık daha yumuşak yol vericilerle sincap kafesli asenkron motorlar sanayide bu motorların yerine tamamen geçti, kullanılıyor. Bir soru soralım. Tabii hocam. Serdar Dağlı. Evet. Burada biraz önce dedik ki bilezikli asenkron motorlar ve sincap kafesli asenkron motorlar. Bilezikli asenkron motorların artık yüksek güçlerde de pek fazla kullanım alanının kalmadığını, bunların yerine hangi motorların kullanıldığını söyledik. Sincap kafesleri. Peki, devam edelim o zaman. Ön direnç ile yol verme yönteminde terminallere seri dirençler bağlanıyor. Böylece motorun uçlarında gelen gelim düşürülüyor. Daha küçük bir yol akım sağlanıyor. İşte gördüğünüz gibi burada bağladığınız ön direnç ne yaptı? Paydadaki ifadenin değerini arttırdı. Bunun sonucunda da yol verme akımımız düştü. Ön direnç arttıkça yol alma akımı azalıyor. Ve buradaki görmüş olduğunuz moment eşitliğinde evet, yol alma akımı azaldı. Makinenin momenti ile yol verme akımı arasında dikkat ederseniz karışsal bir ilişki söz konusu. Makine momentinin değişimine bir bakalım. İşte burada ise makine momentimizin değişimi. Burada size çok önemli bir soru. Bunu da bakalım, soruyu genel soracağım.
Cevap verenler ilk 4 kişi, 5 kişi puanını alsın. Diğerleri de ona göre şey yapsın. Ona göre dikkatli dinleyin. Şimdi dikkat ederseniz ne yapmışız? Her bir faza birer tane direnç bağlamışız, ayarlı bir direnç. Bununla bu direncin değeri arttıkça, yani şu kol aşağı doğru indikçe direncin tamamı devreye giriyor. Böylece bu koldan geçen akımımız, fazdan geçen akımımız azalıyor. İşte burada yapmış olduğunuz bu yöntemde sorduğum soru şu. Bağlamış olduğunuz bu ön dirençler, şu ön dirençler bizim devrilme kaymamıza etki etmiş mi? Peki bir soru daha. Bir sorgulayın lütfen. Bir bakın bakalım. Devrilme kaymasının içerisinde bu parametre nasıl girer? Bir onu sorgulayın. Peki. Aferin. Bir şey daha. Aferin. Kim o şeyi? Bakın arkadaşlar. ST dediğimiz yer neresi? Devrilme kayması bu. Devrilme kayması bu motorlarda motorda ne yapmış? Eğer olmuş olsaydı her birisi için ne yapardı? Ayrı ayrı ST noktalarını belirlerdi, değil mi? Peki hemen bir soru daha. Bu bağlamış olduğumuz ön direnç değeri artmış. Bu ön direnç değeri arttığında benim yol alma veyahut da yol verme momentum artmış mı, azalmış mı? Bakın 46 kişi var, 26 kişiden cevap geliyor. Diğer 20 kişi yatıyor. Aslında tespit etmeyi ben çok arzu ederim. Niye biliyor musunuz? Samimi söylüyorum, ben bunların hepsini değerlendireceğim sıkı notlu elirken. Burada ders şu anlatmış olduklarımızı, o ki hoca gelip bu saatte bununla ilgili bir şeyler anlatıyor. Ben de birazcık feragat edip dinleyeyim diyen ne? Yok, siz de cevaplayın Muhammed. Bakın genel olarak ayırmadığım zaman ben herkesten görmek istiyorum. Aksi takdirde bakış tarzım ne biliyor musunuz? Bunları inceleyeceğim. İnceledikten sonra diyeceğim ki bu grup demek ki yattı bu saatten sonra. Peki. Burada ön direnç ile yol verme yöntemi bir faza uygulanmış halinde kuşa bağlama adı veriliyor. Ve stator sargına yalnızca bir tanesi bağlanıyor. Sonrasına yazın, bir dakika sonrasına yazın. Yasin önemli değil, onu da kabul. Bu yüzden sabit genlikte bu döner alan simetrisi bozuluyor. Döner alan simetrisi bozulduğunda da genliği zamanla değişen eliptik bir alan meydana geliyor. Bizim için böyle bu tür sistemlerin oluşması elektrik makineler açısından sıkıntı arkadaşlar. Ve baktığınız zaman da motorun bu durumda helal vallahi Ali'cim ya. Hep beraber yazın arkadaşlar, sistemi çökertin. Sizinle gurur duyuyor. Peki. Şu kısmı geçeceğim, bu Amerikan sistemini anlatılan kısımları arkadaşlar. Oto trafo ile yol verme. Bizim laboratuvardaki deneylerimizde Onur ne zamandan beri söylüyor. Hocam bu asenkron makinelerle ilgili sistemi yükleyin diye. Onurcuğum, normal yüksek lisans derslerini dahi şu ara yüklemekte zorluk çekiyorum.
defalarca sistem ağırlaşıyor bilmediğim bir nedenle. Sıkıntı var yani. Burada ototransformatörle yol verme bizim laboratuvardaki deneylerimizin çoğunda kullanmış olduğumuz bir yol verme yöntemi. Ototransformatörü Emet dersinde gördünüz. Biz ototrafoyu bağlayarak gerilimi, motor fazlarına uygulamış olduğumuz gerilimi yavaş yavaş artırıyoruz. Ve düşük gerilimle yol verdiğimiz için asenkron makinamız ne yapmıyor? Şebekeden aşırı akım çekmeden yol açmış oluyor. Biz tabii yapmış olduğumuz uygulamada %70'e geldiğimiz zaman devreden çıkartmıyoruz. Ototrafoyu ta sonuna kadar yavaş yavaş artırmış oluyoruz. Laboratuvardaki birazcık daha bundan farklı. Dış karakteristiğinin değişimi de yaklaşık biraz önceki sistematiğe çok benziyor. Gerilimi arttırdıkça yol verme momentinizin artacağı aşikar zaten. Bir yöntem de rotora direnç bağlayarak yol verme. Bunu sıkça kullanıyoruz. Hatta bizim en son dersimizde de kullandık. Daha doğrusu de geçen hafta ne yaptık? Pendel deney seti deneyinde rotor devresine direnç ekleyerek yol verme deneyimizi yaptık. Bu da birebir aynen onun uygulaması. Rotor devresine direnç bağlama yöntemimizin. Birazcıkları dirençleri bağlıyoruz ve bu dirençleri yavaş yavaş ne yapıyoruz? En yüksekten başladık sonra yavaş yavaş devreden çıkartıyoruz. Böylece şebekeden çekmiş olduğu akımı azaltmış oluyoruz. Rotor devresine bağlı olan direnç en büyük değerdeyken arkadaşlar devrilme momenti düşük hızlarda mı oluşur, yüksek hızlarda mı? Hadi bunu da görelim. Peki. Aynen de öyle. Bunu da lütfen unutmayın, olur mu? Rotor sargılarına direnç bağladığımızdaki yol verme moment ifademiz şu şekle geliyor. Bunun yorumunu sizlerden isteyeceğim. Sınavlarda, kısa sorularda arkadaşlar bu tür ifadelerdeki ufak tefek yorumlar da buralardan istenecek. Size onu söyleyeyim. Bu rotor devresine direnç bağlama dedim ki sıkça kullanacağız biz laboratuvarımızda. Şunu sorgulayabilirsiniz. Ya hocam bu yöntem, daha doğrusu dirençle yol verme yöntemi şu anda siz diyorsunuz ki artık pek kullanılmıyor. Doğru. Ama işte burada işin fiziğini öğrenme bakımından rotor direncinin artmış olmasının meydana getirmiş olduğu etki ne? Dolayısıyla ben bir motor tasarlarken yüksek rotor dirençli bir motor tasarlarsam bu neye etki eder? Bu deneylerin size sağlayacağı şey bu arkadaşlar. Yoksa şu anda pratik hayattaki yol verme yöntemleriyle ilgili değil. Ve diğer bir yol verme yöntemi soft starter. Bu günümüzde en yaygın kullanılan yol verme yöntemi. Burada hem motoru koruma noktasında hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Aynı zamanda hem akımı hem de momenti istediğiniz gibi mükemmel bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Şebeke gerilimini %30 değerinden başlayarak artırıyor yavaş yavaş. %100 değerine kadar kontrol ederek motoru uyguluyor. Aslında bunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar birer genelde tristörle yapılmış olan inverter devreler. Başka bir şey değil yani. Birçoğunda mantık olarak V bölü F dahi uygulanıyor soft starterlerde. Bu soft starterleri yine torque kontrolörleri adını verdiğimiz moment kontrolörleri
açık çevrimli olanlar, yani bir V bölü F yapıp başka bir şeye bakmadan onu sabit tutarak yavaş yavaş yol veren sistemler, kapalı çevrimli olan, yani içerisinde bir PI-PID döngüsü olan, kontrolörü olan sistemler ve akım kontrolörü olan, yani gerilim kaynağı, inverterler, akım kaynağı inverterleri ve bunların akım kontrolü olanları da şu anda piyasada sıkça ne yapıyor? Kullanılıyor ve çok yaygın arkadaşlar. Peki bu soft starterlerin verdiği avantajlar neler? Bunu güç elektroniği dersleri görüyor olabilirsiniz şu anda. Veyahut da önümüzdeki sene mi göreceksiniz bilmiyorum. Kalkış süresince akım ve momentin basitçe kontrol edilmesi, gerilim ve akımın kademesiz ve aynı değişimlere maruz kalmadan istenilen değere getirilmesi, sık sık yol verme uygulaması gereken sistemlerde kullanıma elverişli olması, tam yük, yarı yük gibi veya tam yükten daha yüksek yüklerde kalkış durumlarında, yol alma durumlarında çalışabilme özelliği ve frenleme çok önemli, yumuşak duruş ve frenleme süresinin kısaltılması amaçlı bu devreleri ne yapabiliyoruz? Şu anda günümüzde çok yaygın olarak kullanabiliyoruz. Diğer bir yol verme yöntemimiz, bizim için en önemli yol verme yöntemlerinden bir tanesi hangisi arkadaşlar? Yıldız üçgen yol verme yöntemimiz. Şimdi bu yıldız üçgen yol verme sisteminde biz bu üçgenin 3 çarpı yıldız olduğunu zaten derslerden biliyorsunuz. Dolayısıyla biz yıldız yol vererek ne yapıyoruz? Yol alma akımını 3 kat daha aşağıya düşürmüş oluyoruz. İşte ama bunu yaptığımız zaman ne yapılıyor? Üçgen bağlantıya göre 3'te 1 oranında daha az bir akımla motorumuz yol almış oluyor. Ve orta güçlü makinelerde çok tatminkar sonuçlar veriyor. Moment de aynı şekilde. Fakat akımın 3'te 1 oranında düşmesi durumunda moment de 3'te 1 oranında düştüğü için bu başlangıçta bir olumsuz durum olarak gözükse dahi motoru yol aldıktan sonra üçgene geçebiliyorsunuz. Ama bu durumda en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Bir vuruntu momentinin oluşması ve maalesef bu geçiş anında oluşan o geçiş esnasındaki süreksizlikten dolayı buna da ne yapıyorsunuz? Katlanıyorsunuz. İşte burada yıldız üçgen yol vermedeki bizim momentlerimiz, yıldız momenti, üçgen momenti ve bizim yıldız üçgen yol vericideki timer'ımızın, zaman bölümümüzün belli bir değere kadar saymasından sonra üçgen kontaktörü açıp devreye alıyor ve sistemimiz, motorumuz üçgen bağlantıya geçmiş oluyor. Burada ya yıldız üçgen şalter ya da kontaktörlü kumanda devreleri kullanılıyor. En çok endüstride bunların kontaktörlüleri tercih ediliyor. Biraz sonra göreceğimiz şekilde E0 kumanda devresinin sigortası, E2 termik röle, T zaman rölesi ve bobinle gerilim uygulandığında belli bir süre sonra devre üzerindeki bütün kontaklar ne yapıyor? Bunun konum değiştiriyor. Bizim yıldız üçgen yol vermedeki bir kumanda devremiz var. Şimdi bu yıldız üçgen yol vermeye ilişkin bizim kullanmış olduğumuz sistemde AC3 sınıfından seçilmiş kontaktörlü kumanda devresine faydalanarak hazırlanan bir yol verme sistemi. Güç devrede, burada görmüş olduğunuz güç devresinde neler var? Bunları biraz önce bahsettik. E0, E1 dedik ve bizim işte kontaktör bobinimiz, üçgen ve yıldız kontaktörlerimiz, bunların nasıl çalıştığını şimdi size adım adım anlatacağız. Kumanda devresinde bunu tabii çok daha rahatlıkla görebileceksiniz. Aslında keşke ikisinin yan yana yerleştirmiş olsaydı. Şimdi burada
yapmış olduğumuz işlem ne? Önce start butonuna basıyorsunuz şurada. Start butonuna bastığınız anda, bakın bastığınız anda ne oldu? Akım geldi. Ne yaptı? Y. Enerjilendi. Bakın burada Y'yi ne yaptım? Enerjilendirdim. Y'nin açık kontakları kapanacak. Bakın Y'nin açıkları kapanacak. Kapalı olanlar ne yapacak bu durumda? Açılacak. Açık kontağımız kapandı. Şurası kapandı. Burası kapandığı anda neresi açılacak? Şu kontağımız açıldı. Bu kontak kapandığı anda artık akımımız ne yaptı? Şu nokta üzerinden geldi. Bakın ne yaptı? M bobinimizi enerjilendirdi. Aynı anda bizim zaman rölemiz saymaya başladı. Değil mi? M enerjilendiği için M'nin açık kontakları kapanıp kapalı kontakları açılacak. Şuradaki kontağımız ne yaptı? Kapanmış oldu. Böylece ben ne yaptım artık da? Stop bobinine basıncaya kadar mühürleme işlemini yaptım. Benim motorumun enerjisi sağlanmış oldu. Anlaştık mı? Elimi starttan çektim ama çekmiş olmama rağmen artık benim motorum devrede. Sonrasında zaman rölesi saymaya başlıyor. TYV yani zaman rölesinin sayma süresi sonunda T'nin açık olan kontakları kapanıyor, kapalı olanlar açılıyor. Bakalım bir açık olanlar kapanacak. Kapalı olanlar ne yapacakmış T'nin? Açılacakmış. Şurayı ne yaptık? Açtık. Ve bunu ne yaptık? Yıldız üzerine kapattık. Burada. Bu durumda yıldız üzerine T'miz kapandı. Artık Y'miz açıktı. Ne oldu motorumuz? Yıldız bağlantıya T, Y üzerine kapandı ve motorumuzu attık. Üçgen bağlantıya geçmiş oldu. Şuradan. Üçgen bağlantımız devreye girdi. Y kontaktörü enerjilenmiş ve bu kontak ilk bastığımızda ne olmuştu? Bu Y enerjilenmiş. Y kontağımız şuradan dolayı. Ve ne olmuştu sonrasında? Bunların açık olanları kapanmış, kapalı olanlar bu açılmıştı. Değil mi? Sonrasında Y kontaktörünü biz start butonunu enerjimizi elimizi çektiğimizde Y kontaktörü ne oldu? Enerjisiz kaldı. Enerjisiz kaldığı için şu artık ne yaptı artık? Kapattı burası. Ne durumda artık? Kapalı durumda. Ve yaklaşık kullanmış olduğumuz zaman rölesindeki yaklaşık 8-11 saniye arasında bir süre içerisinde de sayma işleminden sonra motorumuz nereye geçiyor? Üçgen bağlantıya geçmiş oluyor. Anlamayan var mı arkadaşlar? Aynen öyle. Peki. Yalnız kontaktörler, elektromekanik elemanlar, bunların arıza gürültü maliyeti çok fazla olabiliyor. Zamanla ark oluşabiliyor. Kontaklarda aşınmalar ve karıncalanmalar yani oksitlenmeler gözüküyor. Sonunda da iletkenlik ortadan ne yapabiliyor? Kalkabiliyor bu tür sistemlerde. İşte günümüzde asenkron motorlara yol verme amaçlı kullanılan modern yumuşak yol vericiler gördüğünüz gibi şu şekilde ve özellikle yurt dışı kaynaklı olanlarda Siemens'in müthiş derecede yüksek güçlü, çok yüksek güçlerde megavolt amperler seviyesindeki sistemler için yumuşak yol verme devreleri şu anda piyasada etken olarak kullanılıyor. Ve sincap kafesi asenkron motorların etiketlerinde aynen öyle orta gerilim motorları, bunların hepsinin ayrı bir trafosu da şebekeye yük bindirmemeleri için var. Bu orta gerilimde kullanılan motorların arkadaşlar trafoları da yine ayrıca sisteme bağlı oluyor. Burada biraz önce bahsettik yol verme şartlarındaki rotor akımı için etiketlerinde bir kod harfi var dedik. Bu
motorun çekebileceği akımın üst sınırını belirliyor. Bununla ilgili olarak da aşağıda bir tane tablomuz var. Bu tabloda etikette yazılı olan değere göre bizim motorumuzun çekeceği yol alma anındaki akım değerleri etiketimizde verilmiş. Bunlar ne için? Doğrudan doğruya buraya bakıp da bir değer öğrenmek için değil. Günün birinde herhangi bir şekilde bir yerde elinizin altında kitap olmasa dahi bu notlar varsa buradan rahatlıkla bazı değerleri bulasınız diye verilmiş olan tablolar. Yola verme akımını belirlemek için etiketten biz nasıl faydalanıyoruz? Bu etiketteki değeri nasıl okuyoruz? Bu yol alma beygir gücü nominal beygir gücü bölü kod harfi çarpanına eşit. Bunun ne demek olduğunu şimdiki örnekte göreceğiz. Yol verme akımı da yol alma başlangıcındaki görünür güç bölü köküç çarpı VT ifadesinden bulunuyor. Şimdi bununla ilgili bir tane örneğimiz var. Bir tane motorumuz var 15 HP. 208 volt etiketimizde yazılan değer ve F kod harfine sahip etiketinde. Bunun yol verme akımı ne olur diyor. Buradan F kod için bakalım bir. Yol alma akımımız ne kadarmış? 5.6 amper. Şimdi geliyoruz buraya. 15 HP verilmişti. 5.6'ya böldüğümüz zaman 84 kilovolt amper bu ikisinin çarpımı. Yol alma görünür güç değerimiz. Buradan görünür güç değerini bulduğumuza göre buradan öyle bizim yol alma akımımızı bu değeri köküç VT'ye böldüğümüz zaman 233 amper olarak bulunuyor. Bu da 15 HP'lik bir motor için çok çok yüksek bir değer. Arkadaşlar beni tekrardan bu akşam dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Sağda bu kısımlardan da soru gelecek, onu söyleyeyim. Peki. O zaman hepinize hakikaten yürekten teşekkür ediyorum. Yaklaşık bu bizim 11. dersimiz oldu. Bu 11 derste beni yalnız bırakmadığınız için gönülden teşekkür ediyorum size. Şuradan görüntümüzü yansıtıp öyle ayarladım. Eğer gelirse tabii. Geldi mi bilmiyorum. Peki. Tüm aile bireylerinize de yine yürekten teşekkür ediyorum. Sınav gelmiş olduğumuz yere kadar olacak. Yani bu hafta hız kontrolüne de gideceğiz. Ve bu dönem arkadaşlar size Allah nasip ederse vektör kontrolünü de anlatmaya çalışacağım. Şimdiye kadar belki 3 veya 4 dönem anlatmıştım şimdiye kadar. Bu dönem vektör kontrolde hepsi test olacak. Sorularımız yine kolay olacak. Ama şunu söyleyeyim. Bu derslerle ilgili hakikaten bağlantınız kopuk. Onu çok gelecek. O sorular, onu söyleyeyim. Ben şunu da söyleyeyim, sınavda kesinlikle grup oluşturmayın. Sizden özellikle rica ediyorum çünkü söylemiş olduğum gibi o grupların içerisine girebiliyorum. Nereden giriyorum? Doğrudan doğruya servis sağlayıcılardan. Onun için ben sizden ricam, lütfen siz kendi kendinize bu soruların cevaplarıyla uğraşın, yapın ki ona göre ben de ona göre değerlendirebileyim. Olur mu? Peki. Tekrardan cuma günü Rabbim nasip ederse görüşmek üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah kabul etsin oruçlarınızı.